Karyanda Zeytinyağı, 1942'den beri Mutlular Limited şirketi tescilli markasıdır. Atalarımızdan devraldığımız ustalık, 76 yıllık tecrübemiz ve özenle işleyerek ürettiğimiz zeytinyağımız %100 organiktir. Zeytinyağı her dönemde şifa kaynağı olarak anıla gelmektedir. İlk üretiminin insan gücüne bağlı olarak yapıldığı bilinmektedir. Ailemizin zeytinyağı macerası da bu dönemlerde başlamaktadır. Toplumumuzda her derde deva olan zeytinyağı, antik Yunan'da da sıvı altın diye adlandırıldığı rivayet edilir. 1997 yılında Mutlular Tarım Limited şirketi, baba oğul aile şirketi olarak Hilmi Mutlu ve Mehmet Cihat Ateş tarafından kurulmuştur. Atalarımızdan devraldığımız ustalık, 1942'den beri süregelen tecrübe ve özenle ürettiğimiz zeytinyağımız 2009 yılından itibaren Karyanda olarak isimlenmiştir. Karyanda zeytinyağlarını sağlığınızı korumak ve sofralarınıza lezzet katmak için sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Karyanda zeytinyağı, dünyanın en eski tatlarından biri, tam bir mineral ve vitamin deposudur. Zeytin ağacı binlerce yıldır kültürel bir miras olarak hem lezzeti hem de temsil ettiği kültürle günümüze kadar gelmiştir. 1000 yaşına kadar yaşayan zeytin ağacı uzun yaşamını yapraklarındaki foliropen maddesinden alıyor. Bu madde zeytin ağacını hastalık ve zararlardan koruyor. Böylelikle zeytinlikler yüzlerce hasat görebiliyor. Zeytinler toplanırken sofralık ve yağlık olarak ikiye ayrılıyor. Hasat zamanında toplanan zeytinlerin gördükleri ilk işlem temizlemeden sonra ayıklanan zeytinler yıkanıyor ve zeytin kıracı denen makineye giriyor. Çekirdekleriyle birlikte kırılıp doğrudan yoğurma teknesine alınıp yaklaşık 20-26 derecelerde yorulduktan sonra sıkıcıya geçiyor ve yağ ile kara su ayrıştırılıyor. Yağ 3 gün dinlendirildikten sonra posası alta çöküyor. Yağı ise tortularından arındırılmak üzere separatöre alınıyor ve nihayet Karyanda natürel sızma zeytinyağı olarak ortaya çıkıyor. Natürel karyanda soğuk sıkım yöntemiyle asit oranı düşük, kaliteli sızma zeytinyağı üretiliyor. Hollanda'nın Nijmegen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada virgin zeytinyağı tüketilen toplumlarda kolesterolün ve kan yağlarının düzgün olduğu, dengeli olduğu, trigliserit dediğimiz şekere bağlı yağların, tehlikeli olan yağların azaldığı göstermiştir. İçilecek kardeşim, meyve suyu olarak içilecek, ben onu öneriyorum. İnsülin hormonunu salgılatmaz, şeker hastalığını önler, iyileştirir, vücuttaki yağlanmayı giderir, karaciğer yağlanmasını, gıdık yağlanmasını giderir, horlamayı, ense yağlamasını giderir, horlamayı önler. Tok tutar, tok tutar, tok tutar ve enerji verir. Bütün kanserlerin iyi geldiği gösterilmiştir. Uzun süre tokluk sağlar, sağlıklı ve kalıcı kilo verdirir, telomerleri güçlendirir. 39 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen zeytin, bütün kutsal kitaplarda adı geçen bir ağaçtır. Zeytinyağı her dönem şifa kaynağı olarak anıla gelmektedir. Neden zeytin bu kadar kıymetli? Neden zeytin bütün barış sembolü olmuş, taç şakraya, tepe şakraya zeytin dalları konmuş? Boşuna değil. Zeytin aynı zamanda zeytin ve zeytinin çok tüketildiği yerler bütün filozofların, felsefelerin çıktığı da bir yer olmuş. Zeytin kolesterolü özellikle tehlikeli olan LDL, low density lipoprotein yani küçük yoğunluklu kolesterolü düşürüyor. Ve iyi huylu kolesterolü yükseltmek çok zor. Modern beslenme bizi mahvetti. İyi huylu kolesterolü ise egzersiz yükseltiyor, sigarayı bırakmak yükseltiyor. Onun dışında bir de en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor. Şimdi zeytin aynı zamanda güçlü bir antioksidan. Zeytinin içinde polifenoller adını verdiğimiz bir doğal madde var.
İşte bu madde hafızayı koruyor. Gerçekten çok zeytin yiyen kişiler daha barışçıl, daha zeki, daha az unutan kişiler oluyor. Buna ben kefilim. Hakikaten zeytini çok tüketmek zeka için çok iyi. Soğuk, sıkma, sızma, zeytinyağı dünyadaki bütün yağların kraliçesidir. Kralıdır, tartışmasız. Bunun içerisine şöyle bolca 4-5 yaprak zeytin yaprağı koyuyoruz. Onun dışında sarımsak koyuyoruz. Zeytin yaprağı koyduk. 2 diş sarımsak koyduk. Taze zencefil. Zencefil gerçekten ciddi bir mucize. Zencefil. Ve onun dışında da limon. Limonu en son kullanacağız. Limon müthiş bir mucize. O da zeytinyağının en iyi arkadaşı sarımsak ve limon. Onu söyleyeyim. Hafif bir denemek isteyen var mıdır sarımsaklı zeytinyağlı çaydan? Bu bir iksir şifadır. Kolesterolü düşürür. Birçok şeye muazzam faydası olur. İçilebilir bir çaydır. Eğer ben şekersiz içemiyorum diyorsanız eğer birazcık bal koyabilirsiniz. İçilebilir bir çay değil mi Sayın Başkanım? Karyanda zeytinyağlarını sağlığımızı korumak ve sofralarımıza lezzet katmak için sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 77 yıllık tecrübemiz ve özenle işleyerek ürettiğimiz zeytinyağımız %100 organiktir. Dededen miras aldık bunu 1942 senesinden bu yana. Babam devraldı, babam rahmetliden sonra ben devraldım. İlk önce Bafa Gölü'nün kenarında bir burgu sistemi alındık. Zaten tarihçemizde anlatmışımdır onu. 56 senesine kadar burgu sistemi devam etti. 56'dan sonra makineli düzene geçtik. 93-94'te de ben de kontinüs düzenine geçtim. Şu anda zeytin el değmeden fabrikadan doğru yağ olarak müşterinin eline veriyoruz. Zevkli bir uğraş. Çok da güzel. Severek de yapıyoruz. Devam ettirmek için de uğraşıyoruz. Zeytin yaprağı, çayı ve faydalarını da yazmışlar üzerlerinde değil mi? Çok da faydalı herhalde. Evet, antioksidan. Özellikle insülin direncine, şeker hastalığına, anti-inflamatuar, vücuttaki mikrobu minimize etmede çok faydalı. Daha birçok faydası. Birçok faydası var. Bir de siz sabundan bahsedelim. Bu zeytinyağı vücut için, cilt için gayet faydalı. El sabunu olarak ondan sonra kullanıyoruz. Memnunuz. Geçen yıl da söyledim. Hiçbir şekilde yani yıkadıktan sonra elimi ben kendim birebir yaptığım şeyi söylüyorum. Krem kullanmama gerek kalmıyor. Hayvanlarla döndürmeyle başladık. Değil mi? Tabii. Değirmen işiyle. Şimdi makineyi döndük. Kontini sistemi. Şimdi güzel yanı daha da ilerlemek amacıyla inşallah çocuklarım da başarılı olur. İnşallah. Arkasındayız her zaman için çocuklarımız. Karyanda zeytinyağı. Dünyanın en eski tatlarından biri, tam bir mineral ve vitamin deposudur.